Merhaba teyze, nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İstanbul çok sıcak. Neredeyse sıcaktan bayılacağız. Avustralya nasıl? Ne? Kartopu mu oynuyor kuzenlerin? Nasıl oluyor? İstanbul'da hava sıcaklığı 35 derece iken nasıl oluyor da Sydney'de sıfırın altında olabiliyor? Peki teyzeciğim, görüşürüz. Kendine iyi bak. Merhaba Kaptan Hayman. Az önce teyzemle konuştum. Kuzenlerinin kartopu oynadığını söyledi. Bu nasıl olabiliyor böyle? Kafam çok karışık. Merhaba Kafa Duk. Evet, çok ilginç bir durum. Gel hadi, daha yakından bakalım. Öncelikle dünyamızı tanıyalım. Dünyamızın şekli geoittir. Dünyamızı kuzey yarımküre ve güney yarımküre olarak iki eş parçaya böldüğünü varsaydığımız çizgiye ekvator denir. Ekvator çizgisinin dünya ile oluşturduğu düzleme ise ekvator denir. Dünyamızın kuzeyinde bulunan en uç noktaya kuzey kutup noktası, güneyinde bulunan en uç noktaya ise güney kutup noktası denir. Ve bu kutup noktalarından geçtiğini varsaydığımız çizgiye ise eksen denir. Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola yörünge denir. Dünyamız da Güneş'in etrafında elips şeklinde bir yörüngede hareket eder. Dünyamızın ekseni ile dolanma yörüngesi birbirine paralel değildir. Eksen ile dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir eğiklik vardır. İşte bu eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasının en önemli nedenidir. Dönme ekseninin eğik olması, güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılık yaşanmasına neden olmaktadır. Örneğin 21 Aralık tarihini ele alalım. Gördüğünüz gibi güneş ışınları dünyamızın güney kısımlarına daha dik açıyla gelirken kuzey kısımlarına ise daha eğik açılarla gelmektedir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği bölgelere daha fazla enerji bırakırken eğik açılarla geldiği bölgelere ise daha az enerji bırakmaktadır. Eğik açıyla geldiğinden dolayı eşit büyüklükteki alanlara farklı sayılarda güneş ışınları gelmektedir. O nedenle 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanırken ülkemizin de bulunduğu Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmaktadır. Burada da gördüğün gibi güneş dünyamızın bu kısmını aydınlatmaktadır. Bu çizgi ise aydınlanma çizgisidir. Güney yarımkürede aydınlık kısım daha fazlayken kuzey yarımkürede aydınlık kısım daha azdır. Yani kuzey yarımkürede gündüzler daha uzun, geceler daha kısadır. Mevsimlerin oluşmasındaki diğer neden ise dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır. Bu sayede eksen eğikliği ile birlikte güneş ışınları dünyamızın
farklı noktalarına dik açıyla gelmektedir. Bu sonucunda mevsimler oluşmaktadır. Ekstra bilgi. Bilim insanları dünyanın oluşumunun erken dönemlerinde yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gök cismi ile çarpıştığını düşünmektedirler. Bu çarpışma sonucunda dünyanın ekseni eğilmiş ve aynı zamanda ayın da oluşumuna neden olmuş olabilir. Bizden gelenler. Bizden gelenler bölümümüzde Bursa'dan Yusuf Aras Avcı'nın Kaptan Hayman çizimini görmektesiniz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.